Sildenafil nedir? Sildenafili tüm dünya artık biliyor. Bir fosfodiesterase tip 5 enzim inhibitörü. Yani namı değer Viagra'nın aslında tıptaki gerçek farmakolojik adı sildenafil olarak biliniyor. Fonksiyonu ne? Fosfodiesterase tip 5 dediğimiz bir enzimi inhibe ediyor. Yani onu bloke ediyor. Dolayısıyla bu enzim normalde var olan sertleşmeyi tekrar geri getirme konusunda görevliyken, yani gevşemeyi sağlayabilecek iken, bu enzim inhibe edildiği zaman sertleşme üzerine daha fazla büyük bir katkı sağlamış oluyor. Peki kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir diye baktığımızda, bir defa mutlaka bir hekim kontrolünde kullanılması gereken bir ilaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya da basından kimi zaman değişik ünlülerden vesaire duyuyorsunuzdur. İşte sildenafil aldıktan sonra şöyle oldu, böyle oldu gibi filan. Bu nedenle eğer sildenafil kullanacaksanız önce mutlaka bir hekimle görüşmeniz gerekir. Özellikle de üroloji uzmanı sizi sertleşme sorununuz konusunda bilgilendirdikten sonra ya da bunun sebebini belirledikten sonra size bunu başlayacaktır. Her hasta kullanabilir mi? Hayır, her hastanın kullanmaması gerekiyor. Sadece ve sadece hekim öneren hastalar kullanmasında fayda var. Peki niçin böyle söylüyoruz? Çünkü bu kadar bazı bir takım yan etkileri de bu ilaçlarla ilgili tanımlanmış. Önce hastalarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Sildenafil afrodizyak bir ilaç değil. Yani sildenafil alan hastalarda bir cinsel istekte aşırı bir artış, hareketlenme meydana gelmez. Peki ne zaman olur? Sildenafil alan hastalarda akabinde eğer seksüel stimülus cinsel uyarı başlar ve devam ederse o zaman etki etmeye başlıyor. Yoksa ilacı içtikten sonra hiçbir aktivasyonda bulunulmadığı zaman durup dururken peniste bir hareketlilik ya da sertleşme meydana getirmez. Peki ilacı aldıktan sonra ne kadar zaman içerisinde etki ediyor diye baktığınızda pik seviyesine ulaşma süresinin ortalama 60 dakika civarında olduğunu biliyoruz. Yani bu şu demek, ilacı aldıktan sonra istenen düzeyde etki gösterebilmesi için yaklaşık bir saatin geçmesi gerekiyor. Ve bu sürede mümkünse cinsel uyarıyla eğer ya da ön sevişme olarak isimlendirilen kısım ile ilintilendirilebilirse o zaman ilaçtan beklenen etki çok daha iyi oluyor. Peki yan etkileri neler? Bir de buna göz attığımızda hastalarda en sık görülen yan etkinin baş ağrısı olduğunu biliyoruz. Ama çok daha az olarak yüzde hafif bir kızarıklık hissi gibi ya da burun tıkanıklığı gibi böyle farklı hastalarda farklı şikayetler olabiliyor. Peki bilmemiz gereken en önemli konu ne sildenafil ile ilgili? Kalp hastalıkları için özellikle kullanılan bir ilaç var. Nitratlar, dil altı alınan nitrat grubu ilaçlar. Eğer bu grup ilaçları alıyorsanız beraberinde kesinlikle ve kesinlikle aynı anda sildenafil almamanız gerekiyor. Çünkü bu öldürücü bir hata olabilir. Bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.